Şimdi de sıra VTR'lerimizde neler 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 var. Gerçekten özellikle ilk konumuz beni çok heyecanlandırdı. Çünkü çok severim mektup okumayı. Neden? Kayınvalidelerimden Sevilay Hanım'ın gelini Miyasen'in ortaya çıkardığı eski mektuplar sonrası sevgili kayınvalidemiz çılgına dönmüş. Eğer izin verirsen ben de isteyeceğim ve bakmak istiyorum mektuplara. Önce izleyelim, sonrasında da üzerine konuşalım. Kimin mektupları onlar, kime yazılmış? Buyurun. Şimdi ben size tarihi belgeleri açıklayacağım. Hazır mısınız? Kayınvalideciğimin nasıl para göz olduğunu sizlere kanıtlayacağım. Aa. Hatırladınız mı bunu kayınvalideciğim? Hurçların altından çıktı bahar temizliğinde. Onlar ne? Onlar eski mektupları rahmetli kayınpederime yazdı. Sen nereye işi var onların? Bahar temizliğine çağırdın ya beni. Müsaaden var mı? Bir okuma yapacağım. Sen bir dakika, bahar temizliğine gelip evdeki mektupları mı temizliyorsun? Müsaaden var mı? Bir okuma yapmak istiyorum. Hepsini okuma, bir tanesine bak. Tamam. Hani ben parayı çok seviyordum ya. Gencecik, körpecik Sevilay'ın yazdığı mektubu iyi dinleyin. Uğur'um, neden mektuplarıma cevap yazmıyorsun? Normal. Tavır yaptığın konu ne? Ne? El istemek suç mu? Bak, garantili işin olmamasına rağmen ben seninle evlenmeyi kabul ediyorum ha. Tabii evlenince bana araba alacaksın, o sözünü unutma. Ama kuru soğan ekmek yiyerek de hayatımı geçiremem. Zaten annene yakın oturmak da istemiyorum. Parayı... Gelin. Yürü git. İnanmıyorum. Sen bunların hesabını bana vereceksin. Bunlar bir kere benim... tam 40 sene önceki bir mektuplarım. Tamam. Nasıl bir şey burada gelip de? Gelin kaynana toprağını çekmiyor mu? Başlarım böyle toprağa. Ya ben sana konuşacağımı ben biliyorum. Ben de bir... Şu cama gel sen ben şimdi cama. Ben de geri konuşuyorum, geçeceksin. Gördünüz mü? Oo, yalnız ya. Bir şey söyleyeyim mi? Nuray teyzeyi o kadar savunan birinden bahsediyoruz. Ya. Zamanında dün... kendi de istemiş. Siz bugün ondan böyle gerginsiniz birbirinize. Yani olmayacak şey yaptı kendisi. Neden? Müsaade bile almadı. Önce gelip bana bir sorsaydı... Bir dakika, okumak için ben müsaade aldım. Buraya getirdim. Getirmeye... Ama sen bana okuma deseydin ben okumazdım. Getirmeye müsaade aldın mı? Bulmuşsun, hayır. Getirmişsin. Sen almış benim... eline, burada sallıyor. Kimselere göstermediğim mektubu gelip burada çıkarıyorsun. Çıkardık, getirmen zaten hata. Hayır değil. İzinsiz dokunman hata. Bir insanın özel günlüğüne bile bakmıyorlar. Bir şey söyleyeceğim. Kredi kartı ekstresi de benim için özel bir şey. Nerede makyaj özel? Sonuçta... Milletin masalarının üstünde hayır, duruyor ekstreler. Milletin masası dediğin özgünün masası. Niyase, mektuplar, orada birkaç tane mektup vardı. Daha fazlası da varsa senin elinde o kadar vardı. Hı-hı. Mektupların içeriği hep bu tarz mı, yoksa özledim, aşkım, aşk mektupları mı? Yok Nursel Hanım, baştan aşağı maddiyat, her şeyde maddiyatı öne sürmüş. Hani adam askerde, Allah gani gani rahmet eylesin, askerdeyken Sevilay Hanım'ın maddiyatı, evini, arabasını mı düşünecek? Onu özlemenin ben şaşırdım yani. Bir dakika, sen bir de burada gelip bir tanesini okumakla kalmayıp... Sadece en hafifini okudum. Kalmayıp bir de hepsini tek tek okudun mu okudum, evde getir? Okumadan nereden bilip getireceğim buraya? En çok maddiyatı yer alanı buraya getir. Hayır, televizyonda okuyabileceğimi buraya getirdim. Yani okudum daha doğrusu diyelim. Şimdi 40 sene önce... yılı vermeyeyim. Nursel Hanım, 40 sene önceki kız istemeler, evlenmeler, görücü usulü veya aşık olup da evlenenlerin çoğunlukla karıştığı nedir? Ailedir. Evet. Aile verir. Benim de zaten yaşım şeyde, ailemle oturuyordum. Şimdi ailem onları istedi benden. Ben de ona mektupta yaz. Çünkü bunları al ki ailem beni sana versin. İznin olursa isteyebilir miyim mektupları? Zaten... Zaten göründü tabii ki. Murat'cığım. Nursel Hanım, okuyun, aynı söylediği şekilde mi düşünüyorsunuz? Ama bir çok isteyenim vardı. Şimdi şeyde, ben de bu mektup olayını çok seviyorum. Bayılıyorum mektuba. Eskiden ne güzel mektuplaşılırmış. Kağıtlara, kağıdın güzelliğine bakın. Oo, uzun uzun. Sevo, kalp, kalp, kalp. Okuyayım mı? Askere gönderiyoruz. Uzun yapacağız tabii, yazacağız yani. Özel bir şey olursa vurup yapacağım, tamam. Geçeceğim, tamam mı? Tamam. Uğur'um, neden mektuplarıma cevap yazmıyorsun? Bak bir ay oldu, hala senden cevap yok. Sen cevap yazmadıkça bizim durumumuz zorlaşıyor. Hı. Ve galiba senin bu tavırların beni sana karşı soğutuyor.
tavır yaptığın konu ne? Ev istemek suç mu? Bak garantili, bak garanti için olmama ne? Garantili işin olmamasına rağmen. Bak garantili işin olmamasına rağmen ben seninle evlenmeyi kabul ediyorum. Ya, ha yazmışsın. Tabii evlenince bana araba alacaksın. O sözünü de unutmadım. İlk çocuğumuz doğduğunda o arabayla gideceğiz doğuma. Anısı olacak. Ben evlenince çalışmak istemiyorum. Ya. Bak gerekirse askerden gel, işini kur, evini al, öyle evlenelim. Ya. Seni beklerim ben. Ama kuru soğan ekmek yiyerek de hayatımı geçiremem. Ne olur bak öyle yazıyorum diye morali... Ne olur bak böyle yazıyorum diye moralim bozulmasın. Beni biliyorsun, içim dışım bir. Zaten annene yakın oturmak da istemiyorum. Sürekli bahaneyle beni eve çağırıyor. Hep hasta. Neyse saat geç oldu. Sabah mektubunu yollayacağım. Özlemle öpüyorum. Ya. Ya değil. Ya. Bak şimdi. Ya. Bunu bana vaat etmese ben onları yazar mıyım? Demek ki sende o vaatler mi hoşuna gitti? O vaat etmiş ki bende ne oldu bir an önce evlenelim. Bence de hani evlenme aşamasında şimdi Damla ile Nuray Hanım arasında da çok şahit oluyoruz. Aslında... Ama Nuray teyzeye destek verdi. Çok sinirlendi. Yaş geçmiş, fikirler değişmiş olabilir. Ya, tamam Nursel Hanım, o zaman... 40 şeyle tamam. Bugünü nasıl kıyaslarsın? Tamam. Ben şunu sormak istiyorum. Evi arabası olmayana kız vermiyorlardı önceden. Diğer gelin kayınvalideleri bir soru soracağım sizin vasıtanızla. Şunu sormak istiyorum. Bana burada demişti ki kayınvalidem... Senin gözün paradan başka bir şey görmüyor. Senin için maddiyat önemli, oğlumla maddiyat için evlendin demişti ya. Şimdi bu mektuptan kayınvalidem eğer diyor işin evini alamazsan, işini kurup evini alamazsan ben seni beklerim evlenmeyelim de diyor. Tamam vermiyor, mektupta. Aile vermiyor o zaman. Vermiyorlar yani. Benim kayınvalidem için de maddiyat önemli miymiş, değil miymiş? Yani burada sadece maddiyatı düşünen ben miymişim yoksa gelin kaynana toprağına mı çekermiş? Ben yine kabul etmiyorum bunu. Bence kabul Çünkü etmelisin. Çünkü ailem vermiyordu. Onları da baştan... Anne bahanen. Beni kimler istedi? Ailen istedi. Onlardan yine vereceklerdi. Zaten o meşhur konudur ya. Beni ne doktorlar Gerçekten. Ne mühendis. Yani evet eskiden bir sürü kısmet olurmuş. Evet. Aile en iyisini kızı için olanı ben seçermiş. Ben de onu uyarıyordum yani. Uğur'um nasılsın? Beni soracak olursan iyi değilim çok. Çok sık mektup yazamamamdan şikayetçi olmuşsun ama elimde değil. Askerliğin bitimine kaldı 5 ay 10 gün. Bak gün sayıyor. Ya. Şafak sayıyorum bir yandan. Moralimin niye bozuk olduğuna gelirsem annemler maddiyatla ilgili çok üstüme geliyor. Ha? Dün annengillere gittiler, babanla konuştular. Arsayı satıp ev almanız için. Evlenmemiz bu arsanın satılmasına bağlı, bunu bil. Lütfen sen de ailene bu konuda baskı yap. Samsun ilk adım. Samsun ilk adımda da çok güzel uygun bir ev var. Ben baktım. Sonra orayı satıp büyük eve çıkarız. Annenle aynı evde yaşayamam, mümkün değil. Orası doğru. Lütfen sen de anlat. Beni seviyorsan da ikna et. Ha, anneni ikna et diyorsun. Aklım sende, özel falan şeyler filan. Var. Şimdi Nursel Hanım. Demek ki maddiyat önemliymiş. Tekrar bak, ama şimdi orada ne oldu biliyor musun? İnce ayrıntıyı kaçırıyor. Valla kader diye bir şey var. Biz geçen gün birazcık Miyase'nin haklı olduğu yönler var. Sen geçen gün eleştirdin gelinini. Yok işte parası olmasa ne yapacaktın? Evlenmeyecektin. Evet. Sen benim oğlumu şöyle yemeye çalışıyorsun. Dedi otelim var, şu kadar kazanıyorum, bu kadar kazanıyorum. Hesap ettim, mantıklı. Ha, sadece aşk evliliği olmuyor dakika, ki artık. Bir dakika. Onların cevabını aldıktan sonra mı sevdin? Böyle Hayır. bir şey mi sevdin? Seviyordum. Bak evlenmezdim demedim farkındaysan. Hemen evlenmezdim. Gördüğün gibi her kızın... Ama benim farklılık ailem beni zor... Ailem beni tamam, zorluyor. Belki de benim ailem de vermeyecekti. Nereden biliyorsun? Benim babam eli bebek gül bebek yetiştirdi. O zamanlar yoktu öyle şey. Kız annesine babasına karşı gelemiyordu. Ben hayatta babama karşı gelmem bilirsin. Tamam. Hayatta gitme dediği yerden benim adım atmayacağımı bilirsin. Ya şimdiki zamanla 40 sene kayınvalidelere sorun, gelinlere sorun. Burada aynı anne, mı? Hayır. Anne sinirlenme. Hayır diyorum. Değil anne, mi? Değil. Sinirlenme, sakin ol. Sen zaten sinirliyim şunları başıma. Sakin ol. Şurada diyeceğin şey şu. Evet kızım, ben seni o gün çok eleştirdim ama maddiyat gerçekten önemli bir şey evlilikte. Çünkü... Sağlık da olsa, her şey de olsa maddiyat gerçekten önemli. Maddiyat olmadan bir şeyler olmuyor. Ben de kayınpederinle evlenirken benim için de maddiyat önemliydi.
deyip geçeceksin, maddiyat, kabul edeceksin. Sevginin üzerine geçemez, ben ne yaptım? Kaçtım, evlendim. Aa. Ha? Onu da biliyorsun. Ha, bunlar gerçekleşmiyor. Eşini çok sevdiğin, evet, için de ona kaçtın, evlendin. Ne ev aldı, ne araba aldı, kaçtın. Ben gitmezdim. Ben gittim. Ama bak işte. Ben ya gitmezdim. Eskiden çok böyle ailem, hani aile kabul etmedi, vermedi, biz de kaçtık.